Excel'den, hani şu Microsoft Excel'den çok iyi anlıyorsunuz. O tablolar üzerinde şaheserler yaratabiliyorsunuz. Ama bir yandan güzel dans edebiliyorsunuz, güzel videolar çekebiliyorsunuz, esprilisiniz, komik içerikler üretebiliyorsunuz ve bütün bunları eğitimlere dönüştürüp insanlara eğlenceli bir şekilde Excel öğretiyorsunuz. İnanılmaz tuhaf bir kombinasyon değil mi? Ama eğer bu tuhaf kombinasyon sizde varsa, siz de tıpkı Miss Excel gibi bir dolar milyoneri olabilirsiniz. Asıl ismi Kate Norton olan, Instagram'da ve Twitter'da ise Miss Excel ismiyle bulacağınız hanımefendi, işte bu değişik kombinasyon sayesinde bazen günde 100 bin dolar üzerinde para kazanan bir girişimciye dönüşmüş. Onun hikayesi önce TikTok'ta başlıyor, orada fenomen haline geliyor. Excel üzerine basit çözümler geliştiriyor videolarıyla. Daha sonra bunları Instagram'a taşıyor. Şu anda her iki platformda 500-600 bin civarında takipçisi var. Buralardan ikna ettiği insanları web sitesine getiriyor ve burada da eğitimlerini pazarlıyor. Yaratıcılık ekonomisi dediğim ve hayran olduğum, daha evvel birkaç kere bahsettiğim bu dönemin en hoş hikayelerinden bir tanesi bu. Bu hikayeyi size bugün anlatacağım ve bu hikayeyi anlattıkça göreceksiniz ki sizin için de müthiş fırsatlar var. Bir şeyler biliyorsanız bunları tatlı, neşeli, eğlenceli bir şekilde anlatmanın bir yolunu buluyor ve bunları Instagram gibi, YouTube gibi platformlarda güzel bir şekilde sunuyorsanız zenginleşmek işten bile değil. Yaratıcılık ekonomisinde zenginleşmenin bir diğer yolu da podcaster olmaktan geçiyor. Siz de bir podcaster olabilirsiniz. Bunun için benim eğitimi almanız yeterli. Altta linkini bırakıyorum. Neyse, fazla uzatmayalım. Şimdi gelin Miss Excel'in hikayesine bir girelim. Oradan da kendi hayallerimizi kuralım. Yaratıcılık ekonomisinden payımızı almanın ve para kazanmanın yollarını birlikte keşfedelim. Bugün 10 Aralık 2021, ben Bora Özken. Excel, dans, video ve espri bir araya gelince dolar milyoneri olunabileceğini ispatladığım, yaratıcılık ekonomisinin en ilginç örneklerinden olan Miss Excel'in macerasını anlattığım yeni podcast'imde beraberiz. Ben Miss Excel'e Instagram Reels videolarına denk geldim. Neşeli, tatlı bir hanımefendi dans ederek Excel öğretiyor. Genelde şöyle başlıyor videolar. Patronunuz sizden şunu istediğinde diyor. İşte patron istediği biraz aptalca bir istek belli. Bunu şöyle çözersiniz diye Excel'de bu isteği nasıl çözeceğini anlatıyor. Bunlar çok kısa videolar. Sadece 15 saniye civarında sürüyorlar. Çünkü aslında TikTok için çekilmişler. Miss Excel önce TikTok'ta ünlü olmuş. Orada 500-600 bin kullanıcıya ulaşmış. Sonra bir ara TikTok kapatılacak Amerika dedikoda çıkınca kapağı Instagram'a atmış. Şimdi her iki kanaldan da hemen hemen her gün bu kısa videoları paylaşıyor. Bu kısa videolar sayesinde kendisine büyük bir izleyici kitlesi oluşturmuş durumda. Ve o izleyicilere diyor ki, şimdi benim web siteme gelin, size orada bir eğitim satayım ben. Miss Excel'in web sitesini incelediğinizde 3 ayrı paket olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan en temel pakete The Accelerator Course ismini vermiş. 297 dolarlık bir fiyatı var. Daha sonra Microsoft'un temellerini bir araya getirdiği bir paketi var. O 597 dolar. Her şey kapsadı. The Complete Microsoft Office Suite dediği, sadece Excel'i değil, diğer Microsoft ürünlerine Word'ü vesaire kullanmayı da öğrettiği 997 dolarlık bir paketi daha var. Ama işin başlangıcı o 297 dolarlık ve 97 dersten oluşan tamamen video tabanlı ve oldukça eğlenceli videolarla donanmış The Accelerator Course. Şu anda benim videodan izleyenler o kursun neye benzediğini görüyorlar. Burada da çok neşeli bir duruş var Miss Excel'in. Her anlattığı Excel meselesini bir takım benzetmelerle, bir takım müziklerle, bir takım esprilerle birleştirmeye çalışıyor. Mesela Excel'deki birleştirme fonksiyonu anlatırken Latch kelimesi, Latch fonksiyonu anlatırken Disclosure isimli bir grubun Latch isimli şarkısını arka planda çalıyor ve bunları birleştiriyor. Hep böyle neşeli, esprili, insanı kendi içine alıp götüren videoları var. Bunun sonunda yarattığı işin büyüklüğü bir hayli enteresan. The Verge dergisine verdiği röportajdan öğreniyoruz ki bazı günler 6 haneli para kazanıyor. Yani tek günde 100 bin dolar üzerinde para kazandığı günler var. Yani en pahalı eğitiminin 1000 dolar olduğunu düşünecek olursak kabaca o gün ne yapmış oluyor? 600 tane eğitim satmış oluyor. İnanılmaz rakamlar bunlar. Miss Excel, yani gerçek ismiyle Kate Norton, aslında daha evvel bir profesyonel IT firmalarında çalışıyor. 2020'de bu Covid bastırınca eve kapanıyor ve eve kapanmışken biraz ruhunu aramaya başlıyor. Bu konuyla ilgili çeşitli kişisel gelişim kitapları inceliyor. Aslında dünyada ne yapmak istediğini, hangi konuda fark yaratabileceğini araştırırken bir gün Excel ile ilgili bir şeyler yapmak istediğine karar veriyor. Miss Excel'in gerçek ismi Kate Norton. Aslında Kate daha önceleri bir büyük kurumda IT ekibinde çalışan bir profesyonel.
Excel'e hep meraklı, Excel'i çok iyi bilen birisi. Zaten şirketinde de zaman zaman Excel'le ilgili eğitimler veriyor. Excel'de başkanın çözemediği karmaşık problemleri çözüyor. Sonra Covid geliyor. Covid gelince eve kapanıyor. Eve kapanınca da kişisel gelişim kitapları okuyor. Ben ne yapmalıyım hayatta diye araştırıyor. Beni ne mutlu ederi araştırıyor ve bu sırada Excel'i başkana anlatmanın onu hayatta en mutlu eden şey olduğunu görüyor. Kate diyor ki ben bunun uzmanıyım ama bunu insanlara anlatmanın etkin bir yolunu bulmam lazım. Ne yapmam gerekiyor deyince gidiyor YouTube'daki, Instagram'daki, Twitter'daki benzer hesapları buluyor. Çünkü çok sayıda Excel uzmanı var. Bunların çoğunun oldukça sıkıcı olduğunu, Excel'in fonksiyonsuz anlattıklarını ve karşı tarafı eğlendirmediklerini, sıkıcı oldukları için de seyirci ilgisinin çabuk azaldığını keşfedince de bunda bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Eğitimleri geliştirmeden önce uzun bir süre Kate bir kitle inşa etmek için, bir takipçi kitlesi inşa etmek için Instagram videoları, önce TikTok sonra Instagram videoları hazırlıyor. Bu videolarda 15 saniye eğlenceli bir şekilde Excel'in bazı fonksiyonlarını anlatıyor. Ve sonra bir gün diyor ki evet bu 15 saniye sırdıklarım bunlar ama gelin benim aslında daha kaliteli uzun eğitimlerim var, biraz da oraya katılın diyor. TikTok ve Instagram üzerine araştırma yaptığımda Excel ile ilgili çok fazla paylaşım yapan hesap olduğunu gördüm. Hatta size ilginç bir istatistik vereyim. 3 Aralık 2021 itibariyle Excel hashtag'i TikTok'ta 1.8 milyar görüntüleme almış. Yani inanılmaz dev bir iş. Demek ki bu 750 milyon insan TikTok'ta Excel ile ilgili ipuçlarını hakikaten peşinde. Bu çerçevede aslında biz Excel'den daha büyük hesaplar var. Mesela Excel Friend diye bir hesap var. 2.7 milyon kullanıcısı ve 9.7 milyon beğenisi var. Devasa bir hesap. Türkler de var bu işin içerisinde. Yine TikTok üzerinden yayın yapan Excel.tr diye bir hesap var. Onun da 130 bin takipçisi bulunuyor. Ama bu Excel çılgınlığı sadece TikTok'ta ve Instagram'da yok. YouTube'a girerseniz YouTube'da Türkçe'de bile ne kadar çok içerik üreten olduğunu eğer şu anda video olarak izliyorsanız ekranlarınızda görebilirsiniz. Peki siz böyle bir iş kurabilir misiniz? Burada aslında Miss Excel'in neyi farklı yaptığına biraz bakmamız lazım. Miss Excel diyor ki onunla Verge dergisine yapılan bir röportajda ben diyor işe enerji katıyorum diyor. Ben diyor işe neşe katıyorum diyor. Ben insanların yüksek enerjide harekete geçeceğine inanıyorum diyor. O yüzden Excel ile ilgili aslında her yerde bulabilecekleri konuyu anlatım şeklimde ben fark yaratıyorum diyor. Ve bunun için de bayağı çabalamış. Aslında eskiden oldukça utangaç bir insanmış. Bu dansları yapabilmek için dans etmeyi öğrenmiş. Utancını yenmek için terapistlerden yararlanmış. Diyor ki eskiden çok korkuyordum insanların önüne çıkmayı. Bu yönlerimi geliştirdim, dans etmeyi öğrendim, kamera kullanmayı öğrendim ve artık heyecanlı bir şekilde Excel'in ipuçları insanlara aktarabiliyorum. Bu durumda Miss Excel'e kendimize örnek alacak olursak şöyle bir yol haritası çıkarabiliriz kendimize. Birinci adımda bir konuyu başka insanlardan daha iyi bilmemiz lazım. Belki o konuyla ilgili her şeyi herkesten daha iyi bilmemize gerek yok ama ortalama bilgimizin yüksek olması gerekiyor ve bu ortalama bilgimizi daha da ilerletmek konusunda da hırslı olmamız gerekiyor. Bu Excel'de olabilir, bu turşu yapmak da olabilir, bu badanacılık da olabilir, her şey olabilir. Buradaki kriter büyükçe bir kitlesinin olması önemli. Miss Excel tabii burada çok akılca davranmış. Dünyada 750 milyon günlük Excel kullanıcısı var. Koca pazar. O koca pazardan bir pay almak daha kolay. Çok küçük pazarda bu iş daha zor hale gelebilir. Türkiye'den bir ipucu vereyim bu arada. Türkiye'de insanlar yemeğe çok ilgi duyuyormuş. Yemekle ilgili içerikler çok iş yapıyormuş YouTube gibi kanallarda. Bu ipucunu kimden aldım? Bu ipucunu yakın zamanda birlikte bir podcast yapacağımız sevgili Orkun Işıtmak'tan aldım. Biliyorsunuz kendisi YouTube'daki en büyük Türk fenomenlerinden bir tanesi. Peki, uzmanlaşacağınız alanı seçtiniz. O konuda kendinizi geliştiriyorsunuz ve büyükçe bir kitleniz var. Üçüncü adım ne? Üçüncü adım bu platformları iyi öğrenmeniz lazım. TikTok'ta başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? Instagram'da başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? YouTube'da başarılı olmak için ne yapmak gerekiyor? Her detay. Işığım nasıl olmalı, kamera açım nasıl olmalı, isimlerini videolarımı nasıl koymam lazım, hashtaglere neler koymam gerekiyor, hangi saatte yayınlamam lazım, videonun girişi nasıl olmalı, çıkışı nasıl olmalı, ne giymeliyim, bütün bunları öğrenmek lazım. Bütün bunları deneme yanılmayla da öğrenebilirsiniz işin bir yolu ama daha etkin başka bir yolu da başarılı insanlardan öğrenmek olabilir. İşte ben de acemi bir YouTuber olarak mesela dün Orkun'dan acayip çok şey öğrendim. O 10 milyona yakın takipçisi olan bir insan yıllardır bu işi yapıyor. Türkiye'nin başarılarından bir tanesi buldum bu Orkun'u, yapıştım ona, anlattırdım bir sürü şey öğrenmeye çalıştım. Ama sadece Orkun'dan değil, YouTube'daki başarılı insanları izliyorum, notlar alıyorum, neyi nasıl yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. YouTube'da mesela benim esas yüklendiğim kanal olduğu için YouTube'a örnek veriyorum. Başarılı olan insanları değerlendiren, onları neden başarılı olduğunu anlatan kanallar var. Gidiyorum onları izliyorum, tutorial'ları okuyorum, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü
kullandığınız platformu iyi kullanmak da çok önemli. Ben bu konuda beni eski videolarımı düşecek olursanız kendi adıma epey yol aldım. Tabii daha gidilecek hala çok yol var. Platform becerinizle beraber başka bir konuda bunu anlatırken size özel yönünüz ne olacak? Mesela Miss Excel'in özelliği neşeli, komik ve dans eden bir tane birisi olması. Mesela bana dans etmek pek herhalde yakışmaz, görmek istemezsiniz. O yüzden kendi tarzınızı buluyor olmanız çok önemli. Benim kendi tarzımda bir konuya derinlemesine iyi çalışmak, bunu çok seri anlatmak ve video tarafında bunu anlatırken özellikle yan görselleri, üst görselleri, arka görselleri etkin kullanmak var. Seri 10-12 dakikaya sığan ve insanlara hap şeklinde verilebilecek eğitimleri, içerikleri üretmeye çalışıyorum. Ama bu benim tarzım. Fena gitmiyor, bir gelişme var. Sayılara bakarsak, kullanıcı sayıları, takipçi sayılarına bir ilerleme var. Bu benim tarzım ama sizin tarzınız bu olmamalı. Siz kendinize özgü tarzı bulmalısınız. O tarzı bulmak için biraz deneme yanılma iyi olabilir. Deneye yanıla hangi videonun daha fazla izlendiğini görüp mesela kendi tarzınızı bulacaksınızdır. Veyahut da yine araştırma yaparak insanlardan geri bildirim alarak da yol alabilirsiniz. Bu da mühim olan size özgü dokunuştan olması şart. Bu da tamam, tarzımızı da belirledik. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Çok düzenli çalışmanız gerekiyor. Düzenli içerik üretimi çok kritik. Ben bunu bültenimde de gördüm. Biliyorsunuz benim çok büyük bir bültenim var şu anda. 20 bin kişinin üzerine insana gidiyor. Linki yukarıda, her gün gidiyor. Artık sadece ben yazmıyorum. Pınar ve Bilge de yazıyorlar. Çok düzenliyiz orada. Her gün bir bülten yolluyoruz. Düzen önemli. YouTube'da haftada en az 3 gün video yapıyorum. Podcast'te en az haftada 3 gün podcast yapıyorum. Bir ara haftanın her günü yapıyorum. Sonra beceremedim. O yüzden düzenli olmak önemli. Çünkü insanlara bir alışkanlık haline gelmeniz lazım. Ve sizi gördüklerinde sizi tanıyormuş gibi hissediyor olmaları önemli. Bu nedenle bir şey soyunuyorsanız onu düzenli yapmaya soyunun. Ve kendinize karşı dürüst olun. Her gün yapamıyor olabilirsiniz. Başka işleriniz vardır. Bunu haftada bir gün ayırıyorsunuzdur. Her neyse. Mühim olan ama disiplinli bir şekilde onu yapıyor olmak. Disiplin bir mucizedir ve insanları kendine çeker. Disiplinle tamam üretiyorsunuz. Bunun da bir konu daha kaldı. Sık geri bildirim almaya çalışmanız lazım. İnsanlardan gelen geri bildirimlerle o içeriğinizi iyileştirme, o eğitiminizi iyileştirme, kitlenizle bir bağ kurmak için de onlardan gelen geri bildirimlere net hızlı cevap vermekler çok önemli. Ben buna mümkün olduğunca zaman ayırmaya ve bunu başarmaya çalışıyorum. Bu da kitlemle bağlantımı artırıyor. Ben bir Miss Excel değilim. O kadar para kazanmıyorum bir işten. Ben bir Orkun Işıtmak'ta değilim. Doğru ama büyüyor iş. Büyümek burada önemli. Mühim olan mevcut durumunuz değil. Mühim olan büyüyor musunuz, büyümüyor musunuz? Ben büyümeyimden çok beğeniyorum. 2 ay önce videoları yüklendiğimde 2000 takipçi vardı. Şu ana gelmişim 10.000'e. 5 kat büyütmüşüm 2 ayda. Böyle büyütmeye devam edersem belki 2022'nin sonunda sırrı da veriyorum. 1 milyon izleyiciye ulaşmak istiyorum. 1 milyon takipçim olsun YouTube'da istiyorum. Başarıp başaramayacağımı zaman gösterecek ama o yöne doğru gidiyorum. Bunun için de sürekli düzenli üretim yap, geri bildirim al. O geri bildirimle de içeriğini, sunum şeklini düzeltmeye devam et. İşin sırrı burada. Evet, yol haritasını anlattım. Bunu da yapmanız gereken, gidiyorsunuz uzman olduğunuz bir konuyu buluyorsunuz. Platformu seçiyorsunuz. O uzman olduğunuz konuyu orada nasıl anlatacağınıza, kendi tarzınıza karar veriyorsunuz. Sonra da çok affedersiniz, eşekler gibi çalışıp o işin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Bu işlerin hepsinde para var. Yaratıcılık ekonomisi farklı farklı şekillerde para kazanmanın mümkün olduğu bir yer. Reklamından para kazanırsın, eğitimini satarsın para kazanırsın, kitabını satarsın para kazanırsın, konuşmacı olarak davet edersin para kazanırsın. İşte bir içerik üreticisini böyle parlak şeyler bekliyor. Bir de bir küçük bonusu daha var bütün bu işlerin. Siz böyle biraz ünlü oldukça karşınıza yeni fırsatlar da geliyor. Mesela yatırım fırsatlarını ilk siz duyuyorsunuz. Yeni piyasaya çıkacak bir coin'in ilk haberiniz siz oluyor. Bu da zenginliğinize zengin katacak, sizi başarıya doğru götürecek bir başka araç. Evet, bugünkü podcast'ın da sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir anlattıklarım. Miss Excel'in bütün bağlantılarını aşağıya koyuyorum. TikTok'unu, Instagram'ını, web sitesini, onu bir detaylı incelemenizi istiyorum. Artı bu içeriği hazırlarken kullandığım iki uzun yazıyı, iki makaleyi de aşağıya koyuyorum. Biri Verge'den, biri Insider'dan. İkisi İngilizce, belki onları okumak. Miss Excel ve onun başarılıya giden yol haritası konusunda size biraz daha bilgi verebilir. Her zamanki gibi bir ricam var. Kapanmadan önce bir like yapın ne olur ya. Bir yorum yapın. Bizi daha da güçlendirin. Kanalı daha da çok güçlendirin. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insanın hayallerindeki işe kavuşmasına, haddini aşmasına ve para kazanmasına yardımcı olalım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.